Şimdi buradaki asıl mesele Biden'ın yaşlılığı değil Trump'ın oy toplamasının asıl meselesi. Bence esas onu doğru tespit etmek lazım. Yani Biden'ın yaşlılığı nedeniyle insanlar Trump'a oy vermiyor. Bakın orada hala %47'ye 52 falan gözüküyor. 52-53 gözüküyor. Şimdi yani Biden gibi birisinin %47 alması da çok önemli bir şey aslında. Yani buradaki sıkıntı... Aslında ekonomi, Amerika'daki bütün bu değişimin asıl nedeni ekonomi. Nedir ekonomi? Amerika orta sınıfı hızlı bir şekilde yoksullaşıyor. Orta sınıf eriyor. Hani kongreyi basan ensesi kızıllar diye tabir edilen çiftçilerin tepkisi. Yani şu anda Trump'ı destekleyen kanatlar bunlar. O nedenle e, yani burada adayın değişmiş olması çok fazla bir etki yapmayacak. Hatta geçen gün Yunus'a da sormuştuk. Yani bu... E, Biden'ın yaşlılığı Amerika'nın çok fazla derdi, Amerikan seçmeninin çok derdi falan değil. Amerikan seçmeninin derdi hızlı bir şekilde alım güçlerinin düşmesi, orta sınıfın yoksullaşması. Bu nedenle o önemli. Bunu destekleyen başka bir faktör daha var. Şimdi NATO bildirisine baktığınız zaman, NATO bildirisinde çıkan sonuç nedir? Ukrayna'da savaşa devam, her yıl 43 milyon milyar dolar destek verilecek ve Çin, İran, Kuzey Kore, efendim Belarus gibi ülkeleri tehdit. Oysa ki Trump yani NATO bildirisi bu. Trumpsa tam tersini söylüyor. Ukrayna'da savaşı bitireceğim diyor. Yaptırımları kaldıracağım diyor. Yani o nedenle buradaki o niye bunları söylüyor? Bu da bu şekilde ekonomiyi düşüre, düzeltebileceğini düşünüyor. Onun için bunu söylüyor. Onun için yani şeyi bence iyi görmek lazım. E, Trump'ın e, şu anda seçimi önde götürmesinin asıl nedeni Biden'ın yaşlılığı, potları falan değil. Asıl mesele Amerika'daki ekonomik kriz bana göre. Şimdi e, Göksu şunu söylemekte fayda var. Dün bir gazetede e, köşemde şu bu konuyu kaleme aldım da şöyle bir ifade kullanmıştım. Burada yineleyelim. Bu seçim öyle bir seçim ki ulusalcılar ve küreselciler arasındaki savaşın ...pik yaptığı, zirve yaptığı... ...ve yıkılanın da artık bir daha zor ayağa kalkacağı... ...bir seçim. Yani burada... ...eğer Trump seçimi kaybeder... ...ulusalcılar adına... ...yıkılırsa bir daha toparlaması... ...çok zor. Ama... ...küreselciler yıkılırsa... ...bana göre ulusalcılardan çok daha... ...büyük kayıp yaşayacak. Çünkü Trump... ...şunu çok net söyledi. Geldiğim an... Dedi ...50 bin kişiyi derhal tasfiye edeceğim dedi. Öylesine büyük bir rakam ki bu. Ve bu isimler böyle. Hani sıradan... ...memur veya şey değil... Deve dişi isimler. Sistemin yıkılmasına sebebiyet verecek isimler. Yine bunun derin devleti diyor. Heh. Amerikan derin devleti. Derin devlet üyesi. Edeceğim. Sen şimdi bir anda sistem dışına bunları attın var ya bir daha o sistemi kurmak zor. Bunlar yıllarca böyle o sinsi oyunlarla yerleştirilen köşe taşları, dama taşları. Hmm. Dolayısıyla sistemi bak bir önceki dönemde çıraklığını yapan Trump bu dönem kalfalıkla birlikte hemen bir alt halkayı da eğer iyi isimlerden oluşturduğu takdirde bunu yapması çok kolaydı. Şunu soracağım. Şimdi Donald Trump anketlerde yüksek gözüküyor. Evet. Derin devlet Donald Trump konusunda hem fikir mi yoksa hala daha Donald Trump'a gözdağı mı veriyor? Şöyle Hı -hı. Yani Bu konuda uzlaşıp uzlaşmadığı belirsiz mi? Çünkü Trump'a bir yeniden suikast gerçekleşir mi? Evet. Olur mu? Yoksa Olmaz suikast mı? suikast zaten bir denemeydi. Orada Trump geri adım atmayacağını net gösterdi. E, hatta ben şöyle bir ironi yapmıştım. Allah aşkına Amerikalı değilim ama Amerikalı gibi görebiliyorum orayı. Yani Trump'ın bu olaydan geri atmayacağını. Dolayısıyla bu yanlış bir suikast dedik. Ve Trump daha da savaşı artıracağını, daha da bu gerilimin tırmanacağını ve adaletten çekilmeyeceğini kendi seçmenine ve Amerika'nın Trump dünyaya... Trump'a da saldırı daha gerçekleşir mi peki? Bak her şey olur. Amerika şu an var ya olmak ya da olmamak noktasında. Derin devlet Trump üzerinde yoğunlaşmadı mı hocam? Öyle mi diyoruz? Öyle ee, mi anladı? Yani bir bir göz daha verdi aslında bir uyarı yaptı. Yani kendisi bir suikastte kurban gitmiş olsaydı da çok fazla bir şey değişmezdi çünkü ABD'de birden çok aynı anda birisi devre dışı kalırsa diğerini devreye sokacak plan var. Yani neticede ince bir kurgu yapıldığı kesin bize tabi ideal demokrasi olarak işte gösteriyorlar Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi her birinin devasa sorunları var. Bak, bakın burada halkın iradesi sandığa nasıl yansıyor? Mesela son seçimlerde 100 milyon oy mektupla kullanıldı ve bunlara yapılan bakın itirazlar, iş bunlara yapılan bile itirazlar e, karara bağlanamadı bile aslında Trump ikinci defa kazanabilirdi bu pandemi olmasaydı. Hocam kazanmıştı bana göre. Yani benim vicdani kanaatim o kazandığı seçim dijitale geçti an elinden alındı hileyle. Şimdi evet burada işte Coşkun Bey o da onu söylediğine söyledi zaten. Kongre bastı. Bir cümle söyleyeyim. Yani ulusalcılar küreselciler kavgası. E, ABD içine mi dönsün? Jackson'cı dış politika geleneğini canlandırmaya çalışıyor Trump yoksa küresel hegemonya kurma çaba gayreti devam etsin. Şimdi demokratlar bu çaba ve gayretin devam etmesi yönünde bir irade ortaya koydular. Acaba Trump yani bu ikazlardan, uyarılardan ders alarak revizyon yapacak mı? Yani görüşlerinde değişiklik yapacak mı? Ben de tam şey oraya Çok diyecektim. ince hesaplar var burada tabii ki. Şimdi, tam oraya bir takviye de bulunacaktım hocam. Dün Burak Kuntay bu hocamız bir şöyle açıklamada bulundu. Bağış kampanyasında toplanan e, paraların kullanılabilmesi için şu an e, Kamala Harris'ın aday olması gerekiyormuş. Çünkü eğer başka bir aday çıkarsa kampanya sıfırdan başlaması evet, gerekiyor evet. dedi. Bir, bir, kullanamıyorlar evet doğru. Ne oluyor şimdi çünkü bunların kampanyasına yapılan yani Biden'la Kamala Harris'in kampanyasına yapılan paralar başka biri çıkarsa parti içinden onun için sıfırdan bir kampanya. Sıfırdan doğru. O zaman evet. şimdi Biden'ın çekilmesiyle Kamala, Kamala Harris kesin mi olmak Ekip zorunda? oldukları için yani eğer Kamala Harris'e kongre karar verirse önceki bağışlar devam edecek. Fakat yeni bir kişi Michelle Obama yahut da Gavin Newsom e, Kaliforniya ama. valisi eğer. Aday olursa e, bağışlar yeniden başlayacak. Daha az bir süre var ama yani bu bu. Burada bu bağışlar önem, bu. önemserler mi bağışları? Y e, çünkü ABD'de yani bu seçimler e, Türkiye'den biraz farklı olarak siyasal partilerin fonlanması falan çok sıkı kurallara para, tabi. Para derdi yok orada. çok işte onu çok, sordum çok yani bu bağışa tabi. ihtiyacı var mı? Yok küreselde e, musluğu açarlar. O zaman Kamala Harris olacak i̇şte ya bir da seçilecek. Bir şekilde formül diye. bulurlar ona. Hmm. Formül bulurlar yani. Bak burada şu var. Bağış kampanyası o zaman çok da önemli değil mi diyorsunuz hocam? Onlar için. O, oraya, Eski kaynakları oraya kullanamayabilir mı? yeni bir aday. Yeni bir aday, eski bağışları kullanabilir, kullanamayabilir. Fakat bunu Takılmaz. aşarlar yani. Bunu bu, aşarlar. Bir bariyer oluşturacağını düşünmüyorum. Aslında hocam bıraktığı temin önemli bir yer vardı. Bak bu suikast sadece Gö göksu Trump. muhtemelen Demokrat Parti'ye devredebiliyorlar. De Demokrat Parti seçimlerde kullanabiliyor. Öyle mi? Partiye Demokrat. kalıyor evet. Doğrusu Demokrat o. Evet. Kalıyor. Şöyle oluyor. Hmm. Yani o, evet. Öyle bir partiye verirse parti partiye. onları kullanabiliyor. Partiye kalıyor, iade edilmiyor. Şimdi o zaman buradan yani, şunu mu anlıyoruz? Bir de, bir de şu şey 4 değil ay çok kısa bir süre değil. Yani yeni bir aday bulsalar da çok hızlı bağış toplayabilirler. Çünkü bu donörlerin şeyi mesela bu hafta sonu bu haber bu haber olasılığı bekleniyordu. Yani üst düzey demokratlar yoğun Aydın bir baskı yapıyordu. hesabını yapmıştır. Beklenen bir havadisti bu. E, gazetelerden zaten çok uzun süredir baskı var. New York Times, Washington Post'tan hepsinden çok yoğun baskı var. Kamala Harris'in donörleri, bağışçıları bu hafta sonu özel mesai yaptılar. Bu haberler yayınlandı. Şundan dolayı ola ki Kamala Harris devam ederse ne olacak? Diğer yandan da üst düzey demokratların bu hafta sonunu mesaiyle geçirdiği söyleniyor. Şimdi basın şu yönde. Ben hemen şimdi New York Times'ın postun haberlerine baktım. Ne yazıyorlar ilk son dakika diye. Çok enteresan. Şöyle bir basınç oluşturuyorlar. Diyorlar ki o yani... Biden aslında Kamala Harris'in adını andı mektupta ama sadece teşekkür etmek için andı. Kimse işaret etmiyor diyorlar ve genelde satır arasına geçen evet. şey de şu 19 Ağustos'ta e, demokrat adını andığı Ulusal tek kon... kişi o Kamala. Harris. Ama teşekkür diyorlar yani onlar öyle yorumluyor özellikle ben bunu şunun ben... şu sonu çıkarıyorum yani o Basın yani bu konuda basın üreten Amerika'daki sol basın ya da küreselci basın diyelim 19 Ağustos'taki demokratların kongresinde bir aday belirlenmesini istiyorlar Kamala Harris'i istemiyorlar Belli ki kafalarında başka bir isim var O validen mi bahsediliyor Boks ta başka bir tavşan mı çıkacak belli değil Niye Ama şu an ilk soru. düşen haberler o Bir de ilginç bir şey var Biden'ın ekonomik performansı eleştiriliyor şu anda. Bugüne kadar hiç eleştirmiyorlardı. Hemen eleştirmeye başladılar. Hmm. Adam istifa çekilir çekilmez. Enflasyon üşeynin çok arttı. Düşenin olmaz. Evet düşenin dostu ne? olmaz hesabı. O da enteresan <laughs> yani. Yunus'a bir hem hoş geldin diyelim hem de hocam e, sizi de alabiliriz biraz e, yerinize. CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri e, temsilcisi Yunus o Yunus e, bir son dakika gelişmesiyle bir anda bizde e, hiç beklemiyorduk bu akşam böyle bir haber hatta yarın Netanyahu ile görüşmesi vardı. Biden gerçi göreve kaldığım yerden son ana kadar çalışacağım dedi. Yarın <laughs> görüşme de gerçekleşir herhalde ama ne olacak? Yerine kim gelecek? Var mı bununla ilgili bir konuşma, bir tahmin? Öncelikle bu hafta yaptığımız yayınlarda işte buradaki havayı verirken artık birkaç gün kaldı. Yani birkaç gün meselesi. Yani karar vermek üzere hafta sonunu bitirmeden açıklar gibi haberler dönüyordu. Daha sonra Biden'ın kendi kampanyası tarafından şöyle bir bilgi de verilmişti. Biz haftaya seçim mitinglerine dönmek için sabırsızlanıyoruz gibi bir açıklama gelmişti. Tabi burada medyanın çok ciddi baskısı oldu 27 Haziran'dan bu yana televizyon münazarasından beri Biden kendi partisini, kendisine yakın medya kuruluşları tarafından yerden yere vuruldu. Bırak çağrılarına maruz kaldı. Önce medyayı kaybetti. Daha sonra büyük bağışçıları kaybetti. Bağış muslukları ardı ardına kesildi. Ve en sonunda da iki hafta önce kongre tatilden dönünce birden biz kongre üyelerinin de bırak git dediğini görüyorduk. Ve dün itibariyle 31 Kongre üyesi e, temsilciler meclisinden dört tane de senatör toplam 35 kişi bırak demişti. Yani bu baskı, bu ateş çemberi giderek büyüyordu e, Başkan Biden'ın etrafında. Ama ben bırakmayacağım dedi. Ben e, kararlıyım. Başkanlığı en iyi kazanabilecek kişi benim. Donald Trump'ı yeniden mağlup edebilecek kişi benim diyordu. Bu anlamda şöyle bir ikileme düşmüştük. Medya sanki bıraktı, sanki kararını verdi. Bu iş kesin gibi bir hava yaratırken. Biden tarafı da ben kesinlikle bırakmıyorum diyordu. Ama tabii bu noktada bu hafta bazı önemli isimler de ortaya atıldı. Kim o isimler? En önemlisi eski başkan Barack Obama. Biden'ın eski patronu ve 2020 seçimlerinde de ciddi destek atan isimlerdendi. Hatta şu an Demokrat Parti'nin gölge başkanı olarak sunulan isimlerdendi. Onun bırak dediği e, haberi verildi. Kongrede hem senatoda hem de temsilciler meclisinde demokratların lideri olan iki isim. Schumer ve Jeff Bezos'un çekil dediği iddia edildi. Eski temsilciler meclisi başkanı e, Pelosi'nin çekil dediği iddia edildi. Bu isimlerin bu hafta ortaya atılması işi biraz daha farklı bir noktaya getirmişti. Herhalde artık bileti en tepeden kesildi. En tepedeki isimler de gitmesini istiyor diye. Ama ben gitmiyorum demişti bırakmıyorum demişti. Bugün bugüne kadar aslında medya haklı çıktı diyelim. Yani Biden kendisi haksız çıktı. Medya haklı çıktı diyelim. Bu zamana kadar bu hafta özellikle anlattıklarımız haklı çıktı diyelim. Çünkü bugün bırakmış oldu resmen. Tabi o mesajda aslında şunlardan da bahsediyor. Yani orada şu cümleye baktığımızda hayatımın en büyük onuru başkanım başkanınız olarak size hizmet etmek oldu ve yeniden seçilme niyetim olmasına rağmen bakın burası çok önemli yani orada mesaj şudur ben bunu istemeyerek yapıyorum baskı altında baskı ve zorlukla yapıyorum demenin cümlesi yeniden seçilme niyetim olmasına rağmen partim ve ülkem için en iyi olanın yeniden adaylıktan vazgeçip başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmak olduğunu düşünüyorum diyor. Yani burada gider ayak aslında mesajı da veriyor başkan Biden diyor ki ben istemedim ama ülkem için en iyi şeyi yapmaya zorlandım diye. Daha iki hafta bile olmadı. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü bir mektup yayınlamıştı Biden. Bunu söylemişti. Ben 14 milyon Demokrat Parti seçmeninin oyunu alarak ön seçimlerde kazandım. Partinin adayı benim. Partinin adayının kimi olacağına medya karar vermez, bağışçılar karar vermez, yorumcular karar vermez, halk karar verir. Ben de demokratik bir yöntemle seçilerek bu noktaya geldim demişti. Bu dediği de doğru aslında şu an yapılan şey aslında Demokrat Parti içinden üst düzey isimlerden, eski başkandan, medyadan, para sahiplerinden, para babalarından gelen baskıyla resmen demokrasi yoluyla seçilmiş bir başkan adayını koltuğundan indirme oldu. Bunu da aslında açıkçası... Bayrağını çekilmeye soru. zorlayan medya mı oldu Yunus? Buradan bunu mu anlıyoruz? Kesinlikle Göksu. Yani 27 Haziran'dan bu yana neredeyse bir ay geçecek artık. Üç hafta olmuş. En çok zorlayan şey medya oldu. Evet. Bu zamana kadar yani 27 Haziran'a kadar arkasında duran 3,5-4 yıldır işte MSNBC, New York Times, Wall Street Journal, CNN bunların hepsi bir gecede 180 derece döndü. Ne oldu da döndü? 27 Haziran'da aslında bizim geçen Kasım Aralık ayından beri konuştuğumuzu yeni konuşmaya başladılar. O da ne? Biden bu seçimi kazanamayacak kadar kötü durumda, performansı berbat, Trump'ın karşısında sanki gerçekten de aklını kaybetmiş, yetisi olmayan, zinde olmayan, dinç olmayan biri gibi göründü diye yeni uyandılar. Tabii anketler de çok kötü durumda olunca, 3 haftadır biz müthiş bir baskı görüyoruz, müthiş bir saldırı görüyoruz Biden'a, gördük diyelim artık. Debate'den sonra özellikle sevgili Yunus, değil mi? İşte 27 Haziran'dan sonra oldu bunların hepsi. Yani televizyon münazarasından sonra. O anda uyanmalarının sebebi de bu zamana kadar şöyle bir umutları vardı. Belki yine kazanırız 2020 gibi. Belki yine işi götürür. Hani belki kazanırız yine düşüncesi. Artık orada herkesin gördüğü bir noktaya ulaştı. Gerçekten felaketti o akşam performansı. Ve de dediler ki bir dakika, bir dakika. Beyaz Saray koltuğu gitmek üzere. Elimizdeki güç gitmek üzere. Hatta bir de buna ek olarak kongrede temsilciler meclisi zaten bizim elimizde değil senatoda gitmek üzere. O 35 kişiden bahsettim ya kongre üyesi. Gidip bu hafta şunu söylediler başkan Biden'a. Sen eğer çekilmezsen bırak Beyaz Sarayı. Biz kendi koltuğumuzu kaybedeceğiz. Valiler ayaklandı. Temsilciler meclisi senatörler bak biz de kaybedeceğiz senin yüzünden çekil artık noktasına geldi. Şimdi bu Biden için 32 yaşında ABD tarihin en geç senatörlüğünü kazanmış. 50 yıl hayatının, 50 yılını devlet görevine, e, kamu hizmetine adamış biri için utanç verici bir durumdu. Gerçekten Biden son 3 haftadır utanç verici bir saldırıyla karşılaştı. Ama şu an bu noktaya gelmesinde sadece Biden mı suçlu? Hayır, medyada suçlu, Demokrat Parti'de suçlu, kongrede suçlu. Çünkü bu adamın bu halde olduğu 8 ay önce de belliydi, 10 ay önce de belliydi, 2 yıl önce de belliydi. Yani bu isimleri karıştırırken, merdivenlerden düşerken, kafası karışırken belli değil miydi? Biz konuşmuyor muyduk? Bizim Türkiye'den ya da bizim burada gazeteci olarak gördüğümüz şeyi parti içinde görmüyorlar mıydı? Görüyorlardı. Yine de arkasında durdular. Trump'ı yine mağlup eder diye düşündüler. Davalarla uğraşıyor. İnsanlar seçmez diye düşündüler. Ama bunların hepsi gerçekten de ortaya çıktı o televizyon münazarasında. Ve şimdi de Sosyal biz artık... medyada e, bir son dakika gelişmesi var. E, Biden sosyal medyadan paylaştığı bu tweet'i, Demokrat arkadaşlarım, adaylığı kabul etmeme ve görev süremin geri kalan kısmında tüm enerjimi başkanlık görevlerime odaklama kararı aldım. 2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmekti. ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamalanın bu yıl partimizin aday olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım. Şimdi Kamala Harris'i bir kez daha desteklediğini ve aslında o, onun da açık açık onu gösterdi. Ee, Yunus buradan şunu çıkarabilir miyiz? O zaman eğer e, derin devlet bu işin içindeyse e, Donald Trump'a suikast e, girişiminde bulunanlar kimlerse o odaklar o e, klikler. E, Biden'ı da Trump'ı da o zaman yok etmenin yolunu mu bulmaya çalışıyorlar? İkisine de kurşun sıkmış gibi mi gözüküyorlar? Tabii böyle bu iki gelişmeye birlikte bakınca öyle görünüyor Göksu. Çünkü daha bu olay ilk olduğunda sanırım Coşkun Hocam bizimle birlikteydi o bütün gece yayın yapmıştık. İlk aklıma gelen şey şuydu benim o, o suikast sonrası. İki gün sonra Cumhuriyetçi Parti kongresi başlıyor. Benim aklıma ilk o gelmişti. Çünkü Trump geçtiğimiz cumartesi günü öldürülseydi Cumhuriyetçi Parti kongresi daha yapılmış olmayacaktı. Resmen aday seçilmiş değildi. Yani orada Cumhuriyetçi Parti'nin adayı belki de başka biriydi. Ondan dolayı ben şu soruyu da sordum. Bakın şu da çok önemli bir nokta. Bu suikastin siyasi ayağı var mıydı? Mesela Trump suikasti kurban gitseydi, siyasette Trump'ın yerine biri hazırlanmış mıydı Cumhuriyetçi Parti'de? Bu sorunun da cevap verilmesi lazım. Biden'ınki zaten hazırdı. Ve ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela arkadaşlar belki Kamala Harris'in resmi hesabından alabilir. Dün bir tane fotoğraf paylaştı, tweet paylaştı Kamala Harris. Orada diyordu ki başkan yardımcısı olarak ben Biden'ı kameralar önünde de kameralar arkasında da görüyorum. Oval ofiste görüyorum, acil durum odasında görüyorum, seçim kampanyasında, mitinglerde görüyorum. Joe Biden Amerikan halkı için savaşan bir liderdir diyor. Koyduğu fotoğrafta bir tane portre var arkada. O portredeki kişi Franklin Pierce, Amerika'nın eski başkanı. Ama özelliği şu, bakın çok ilginç bir subliminal mesaj, arkadan verilen mesaj. Franklin Pierce başkan olup partisi tarafından başkan adayı gösterilmeyen bir başkandı. Yani burada sanki mesajı da dün vermiş Kamala Harris. İlginçti. Bugün hani öyle bir kenarda dursun diye tutuyordum. Kamala Harris de sanki orada mesajı vermiş. Şu an parti kliklerinde, önde gelen isimlerde en önemli kişi Kamala Harris olarak görülüyor. Normalde biz başka adaylardan bahsediyorduk. işte Kaliforniya valisi olabilirdi. Michigan valisi olabilirdi, Illinois valisi olabilirdi. Bu isimler ama eğer Kamala Harris seçilirse Kamala ilk Harris e kadın başkan, başkan olacak değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkan, ilk kadın başkanı olacak. Olur, evet, doğru. Bunu Hillary Olursa. Clinton başaramamıştı. Trump kazanarak o ihtimali suya düşürmüştü. Ama Kamala Harris kazanırsa ABD'nin 47. ve ilk kadın başkanı olacak. Burada tabii Biden'ın o açıklamasını tekrar orada net olarak söylemek lazım. Yani burada şunu söyleyebiliriz Fulya. Ben şey Göksu. Ben şunu söylemekte beyis duymuyorum. Burada Biden'a bugün bu siyasi darbe başarıyla sonuçlandı. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Ben istemesen de aday olmak istesem de çekiliyorum diyor. Burada bir de şunu hatırlatayım ben o cümle çünkü birebir aynısı partim ve ülkem için en iyi olanı yap, yaptım diyor. İlk gelen yazı kimdendi e, medyada? New York Times'ta. New York Times bir baş yazı yayınlamıştı. Orada şöyle diyordu. E, bu kadar uzun süre e, hizmet ettiğiniz ülke için yapabileceğiniz son bir hizmet var. O da çekilmek demişti. O zaman şu yorum yapmıştım. Hani denir ya bir askere son görevini yap, hizmetini yap ve kafana sık. Öyle bir mesaj yayınlamıştı New York Times de o mesajı o mektubuna koymuş ve ülkem için eli olanı yapıyorum. Çekilmek istemesem de demiş. Burada zorla demokratik olarak buraya gelmiş bir adayın 14 milyon oy kazanmış bir adayın zorla el çektirildiğini görüyoruz. Yani çekilme değil bence el çektirilmedir bu. Ama şimdi bunu kendisi açıkladı. Ee, hani kimse bunu zorla da yaptırmadı. Fakat şunu çıkarmak ya da yorumlamak da mümkün mü? İpek Hocam'ı zor, da dinlemek istiyorum yani, ama. Zorla tabii yani. Tanrı bu alacak, bu. Tanrı bir tek e, benim adaylıktan çekilmemi isterse çekilirim dedi. Evet. E, şimdi o zaman geçtiğimiz hafta gerçekleşen o suikast girişiminin de münferit olmadığını da buradan çıkartmamız mümkün mü hocam? Evet. Bu kadar Biden'ı bile seçimden geri çekecek işte e, Trump da biraz daha sakin bir e, profille e, seçmeninin karşısına çıktı. İkisi de hı hı. sanki bir şeylerden çekinmiş gibi değil mi? Çekinmiş gibi bir de tabii Tanrı'nın Tanrı e, işaretini bekliyordu Biden belki de covid olmasını da tanrının işareti olarak almış olabilir. Çünkü aslında şunu söylemişti. Covid'in geçmesini bekliyorum. Covid geçtikten sonra dört gözle aslında tekrar seçim çalışmalarına başlamayı bekliyorum da yani demişti. Ben gibi oraya takıldım da sağlık nedeniyle filan dese hemen oraya yoracaktım. Tabii ama yok onu işten düşün. Ama belki olabilir. derin devleti de tanrı olarak görüyorlardır <laughs> orada onlar. Çünkü bu kadar korkup çekilip siyaseten hiç çekilmeyi düşünmeyen bir isimdi bari. Tabii bazen. siyaseten çekilmeyi düşünmüyordu. Ben hala çok fazla düşündüğünü de zannetmiyorum. Ama işte bu hep bahsettiğimiz Amerikan derin devleti el çektirdi. Şimdi hep şunu konuşuyoruz. Aslında ikisinin de çekilmesini istiyorlardı. E bu peki Trump olan saldırı şüphesini ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Biden eğer ortadan kaldırmayı başarabildilerse şimdi Trump'ı da aslında daha öngöremez bir lider olarak görüyorlar. Şimdi kim olursa olsun aslında Demokrat Parti'nin genel başkanı, daha doğrusu başkan adayı her şekilde Trump oldukça eli kuvvetli bir şekilde ilerliyor. İşte şimdiye kadar Biden'ın arasında yaşanan o televizyon programındaki düello vesaire bu artık çok fazla konuşulmayacak. Şimdi büyük bir ihtimalle Kamala Harris üzerinden tartışmalar yürüyecek, ama onun da şöyle bir şey var, eksiyle başlıyor. Yani çok fazla Amerikan vatandaşları tarafından sevilen bir insan olmadığı konuşuluyor. Hatta dünkü programda Yunus Bey söylemişti, yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu lütfen söyleyin demiştiniz ki aslında Kamala Harris beyaz Amerikan e, erkek vatandaşlardan oyalamayacak bir lider dediniz değil mi? daha Yanlış az hatırım, daha, göre, daha az evet. sevilmeyen evet. demiştiniz. Hatta e, Trump'a da e, kadın siyahilerden çok fazla oyalamayacak bir e, başkan adayı demiştiniz. E, ona ben de aynen aynı şekilde katılıyorum. Tabii bir taraftan baktığınız zaman da aslında Kamala, Kamala Harris'in annesi Hindistanlı, Hint kökenli. Babası Jamaikalı, kendisi Kaliforniya doğumlu. E, 2020 yılında aslında ilk e, siyahi Amerikan kökenli başkan yardımcısı olmuş. Ve e, yine 2021 yılında bir e, Biden'ın sağlık sorunu nedeniyle bir e, rapor alınırken kendisi 75 dakikalığına başkan vekilliği de yapmış. Yani bir yaşanmış bir başkan vekilliği de var aslında e, Kamala Harris'in. Ama tabii şu var. Ee, seçimlere az bir zaman kaldı. Biden bence bu anlamda aslında bir kötülük yaptı. Çünkü Biden'ın durumu zaten biliniyordu. Ee, i̇şte boşluklarla tokalaştığını, yanlış yere yürüdüğünü, düştüğünü hepimiz biliyorduk. Yani bırakın Amerikan vatandaşları kendisi de biliyordu. Bunu bile bile Son ana kadar. Son ana kadar. Başkan adayı oldu ama başkanı ne zaman Evet, ne zaman ki anketlerde baş aşağı gidiyor kendini düşünerek yarıştan çekildi ve aslında bence demokratları zor duruma düşürdü. Şimdi şöyle bir şey var Biden ne olursa olsun partinin tam ortasında olarak görülen bir isimdi. Ama tabi bunda Amerikan medyasının da rolünü mutlaka söylemek lazım. Medyanın ne kadar bir büyük bir güç olduğunu ve istediğini alaşağı edip istediğini yükseltebildiğini Amerika'da bunu da artık gayet rahat bir şekilde söyleyebiliriz.